Şehrin göz bebeklerinden biri Saint-Pierre Kilisesi'dir. Biri de Habibi Neccar Camii. Saint-Pierre Kilisesi, dünyanın ilk mağara kilisesidir. Hazreti İsa'ya inananlara Hristiyan adı ilk burada verilmiştir. Birçok Hristiyan buraya gelip hacı olmaktadır. Kilise, Hristiyanlığın dünyaya yayılmasında en etkili merkezlerden biri olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de övülen şehit Habibi Neccar'ın adının verildiği cami ve içerisindeki Habibi Neccar ve Hazreti İsa'nın havarilerinin türbeleri tüm dünyadan ziyaretçi akınına uğramaktadır. Habibi Neccar Camii Anadolu'nun ilk camisidir ve 636 yılında fethin simgesi olarak şehri fetheden Ebubeyde bin Cerrah Hazretleri tarafından pagan tapınağının üzerine inşa ettirilmiştir. Çarşıya yakınlığıyla sık ziyaret edilen ve güzelliğiyle dikkat çeken Ulu Cami, Memluklular tarafından yaptırılmıştır. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en uzun surlarının bulunduğu Habibi Neccar Dağı'nın tepesinden şehri seyretmek, doyumsuz bir keyif verir insana. Eğer Hatay'a geldiyseniz, Samandağ'ı mutlaka görmelisiniz. Saint Simon Manastırı, Titus Tüneli ve Beşikli Mezarlar size müthiş bir tarihi görsel ziyafet sunar. Dünyanın en kaliteli neylerini Samandağ kamışlarından yapar usta eller. Saint Simon M.S. 541 yılında 1330 metre uzunluğundaki Titus Tüneli ise 1. yüzyılda yapılmıştır. Hazreti Hızır Türbesi, Türkiye'deki tek Ermeni köyü ve bu köydeki kilise, hemen komşu köydeki Musa ağacı görülmeye değer yerlerdir. Şehirden uzaklaştıkça mis kokulu ormanlar, dağlar, eşsiz yaylalar, trekking ve off-road yolları sizi bekler. Reyhanlı'ya giderseniz Atçana ve Teltayinat öyküklerini ziyaret edebilirsiniz. Kırıkan'da Gölbaşı ve Kırıkan-Reyhanlı arasında Amik Ovası, Hassa ilçesindeki üzüm bağları bereketiyle büyüler sizi. Belen'de Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı, dört yolda Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne uğrarsanız Osmanlı'nın yolcuya, yolda kalana gösterdiği hassasiyeti ruhunuzda hissedersiniz. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki 1400 yıllık zeytin ağacının dallarından damarlarından tarih akar. Bayas Kalesi Osmanlı'da denizden gelen işgal tehditlerine karşı yöre halkını korur. Erzin'de içmelerle şifa bulur, bol oksijeniyle kendinizden geçersiniz. Ve derken sizi deniziyle, limanıyla, doğal güzellikleriyle, sahiliyle ve modern kent görünümüyle İskenderun karşılar. Türkiye'nin en önemli limanlarından biri olma özelliğiyle göz doldurur İskenderun. Hatay, kara ve deniz ulaşım kolaylığıyla ve uluslararası havaalanıyla eşsiz tarihi ve kültürel hazineleriyle keşfedilmeye hazır. Gerçek bir keşif içinse Hatay'a
uzun bir zaman ayırmanız gerekli. Lüks alışveriş merkezleri, 5 yıldızlı ve butik oteller, şifalı kaplıcalar, şehre gelen turistlere modern yaşamın gereklerini eksiksiz sunuyor. Hatay'da otantik bir tatile kim hayır diyebilir ki?